Merhaba değerli velilerimiz. Bu sunumumuzun konusu hayatımızı derinden etkileyen kayıp ve yas kavramları. Kayıp ve yas konusu altında işleyeceğimiz alt başlıklar ise şu şekilde. Kayıp ve yas kavramları, yas tepkileri, yas tutma süreci, yas aşamaları, kaybın aileler üzerindeki sosyal etkileri, kayıp sonrası çocukla iletişimin önemi ve son olarak öneriler. Kayıp. Her birey ölümün kendisinden ve sevdiklerinden uzak olmasını ister. Fakat yaşamının farklı dönemlerinde kayıp veya kayıp tehdidiyle karşılaşabilir. Sevilen ve güven duyulan kişilerin kaybedilmesi sonucunda bireyin yaşadığı keder, kaygı veya korku gibi yoğun duygular yasın ortaya çıkış biçimleridir. Konuyla ilgili kavramlara bakacak olursak, kaybın ardından yaşanan süreci farklı düzeylerde yansıtan 3 farklı kavram bulunmaktadır. İlk olarak kayıp yaşama, kişinin sevdiği birini kaybetmesiyle içinde bulunduğu durumu ifade eder. Matem, ölümden dolayı duyulan üzüntünün yaşandığı zamandır. Kaybedilen kişiye yeniden ulaşmaya çalışma, üzüntü ve yeniden yapılanma aşamalarından oluşur. Yas, kayıp yaşanan bireyin yaşamının her alanını ilgilendiren çok boyutlu zor bir süreçtir. Ancak bir hastalık değildir. Kayba karşı gelişen doğal bir tepkidir. Öncelikle yas kavramına baktığımızda, bireylerin ölüm sonrasında yaşadığı kayba uyum sağlama sürecidir. Yas tutmak, herhangi bir yitim ya da değişikliğe verilen psikolojik yanıt, iç dünyamız ile gerçeklik arasında bir uyum sağlayabilmek için yaptığımız uzlaşmalar olarak tanımlanmıştır. Bu süreçte yas tepkileri fiziksel, davranışsal, bilişsel ve duygusal boyutlarla ortaya çıkabilir. Yas süreci 6 ile 24 ay sürer ve zamanla yatışır. Bu sürecin daha uzun ve derin yaşanması patolojik bir boyuta ulaştırabilir. Yas tepkileri. Yas süreci kişiye özgü olup her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kişi kaybı sakin bir şekilde kabul edebileceği gibi bu durumu ciddi bir kriz şeklinde de yaşayabilir. Bu tür farklı tepkiler olabileceği gibi bireylerde görülen bazı fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal ortak tepkiler de görülebilir. Bowlby'ye göre kayıpla başa çıkmada sağlıklı veya sağlıksız yolların oluşu, ölen kişinin kimliği ve rolü, yas tutan kişinin yaşı ve cinsiyeti, kaybın şekli ve nedenleri, kayıp sonrası ortamın koşulları, yastaki kişinin kaybedilen kişiyle ilişkisi gibi nedenlere bağlı olabilir. Şimdi ise aşağıdaki tabloda normal yas tepkilerini, yani her insanın yaşayabileceği doğal oluşan yas tepkilerini göreceğiz. Fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkiler olmak üzere 4 başlığa ayrılmakta. Fiziksel tepkilere baktığımızda midede boşluk hissi, nefes alamama, boğulacakmış gibi olma, seslere aşırı duyarlılık, enerjisizlik ve çabuk yorulma, iştah artması ya da azalması. Bilişsel tepkilere baktığımızda ise inanamama ve inkar, zihin bulanıklığı, ölen kişinin yaşadığı duygusu, ölen kişiyi görme veya sesini duyma, işitsel halüsinasyonlar ve görsel halüsinasyonlar. Duygusal tepkilerde ise şaşkınlık ve şok, üzüntü, öfke, kendini ve başkalarını suçlama, yalnızlık, umutsuzluk. Davranışsal tepkilerde ise ağlama, dalgınlık, arama ve çağırma, ölen kişiyi hatırlatan şeylerden kaçınma, sosyal çekinme, uyku bozukluğu görülmektedir. Tüm bu görülen belirtiler her kişinin yaşayabileceği, olabilecek normal doğal yas tepkileridir. Bilişsel belirtiler genellikle kaybı izleyen ilk birkaç hafta içinde görülür. Davranışlar ise zaman içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Bireyler arası farklılıklardan dolayı belirtilerin yoğunluğu değişiklik göstermektedir. Normalin dışında gerçekleşen patolojik yas tepkilerine baktığımızda ise kronik yas, gecikmiş yas ve abartılı yas olarak üçe ayrılmaktadır. Kronik yas, çok uzun bir süre ve yeterli bir sonuca ulaşamadan yas tutmanın sürdüğü bir haldir. 10 yıl ya da daha uzun sürer. Gecikmiş yas, engellenmiş, bastırılmış ya da ertelenmiş yas olarak da tanımlanır. Burada geçmişte yaşanan kayıp sırasında gösterilmesi gereken tepki çeşitli sebeplerle ortaya konamadığı için ileriye taşınıp gereğinden şiddetli olarak yaşanmaktadır.
Abartılı yas ise normal yas tepkisinin daha yoğun ve abartılı bir şekilde yaşanmasıdır. Yas tutma sürecine baktığımızda burada yas aşamalarını göreceğiz. Öncelikle şok. Kaybın olduğu öğrenildiği ilk zamanlarda yaşanır ve kişi ölüm gerçeğiyle kısa bir süre hissizlik yaşar. İkinci olarak inanmama ve inkar. Kişi ölümü, kayıp gerçeğini bir süre reddederek hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Alkol, ilaç, kötüye kullanım, kendine zarar verici davranışlar gözlenir. Destek yetersizliğinde kronikleşme görülebilir. Üçüncü olarak arzu etme. Kaybedilen kişinin geri dönmesi arzu edilir ve beklenir. Yalnızlık ve öfke gibi duygular bu sürecin önemli bir parçasıdır. Yaşanılan öfkenin en büyük sebeplerinden biri kişinin kendisini neden ben diye sorgulamasına bağlı olarak gelişir. Ancak bu öfke çevredekiler tarafından kişisel olarak algılanmamalı. Bir çeşit duruma uyum sağlama çabası olarak nitelendirilmelidir. Dördüncü olarak çaresizlik. Kayıp gerçeğinin kabul edilmesi ve sonuçların anlaşılmasıyla hissedilen çaresizlik, yas tutma sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu aşamada hissedilen kaygı sonucu iş hayatında ve sosyal ilişkilerde güçlükler yaşanabilir. Ve son olarak kabullenme, hayata düzenleme. Bu dönemde ölüm kayıp gerçeği artık kabullenilmiştir. Yas tepkilerinin çeşitliliği ve yoğunluğunda azalmalar görülür. Normal yaşam fonksiyonları düzenlenir ve yeni ilişkiler, projeler için yatırım yapılır. Kaybın aileler üzerindeki sosyal etkileri. Aile bireylerinde travmatik olay hakkında güçlük ve başkalarını üzmemek için konuşmaktan kaçınma görülebilir. Çocukların güven gereksinimleri artabilir. Daha çok ilgi görmek isteyebilirler. Ailenin birlikte olması ve hoş vakit geçirmesi için koşullar uygun olmayabilir. Aile bireyleri arasında kayıplarla ilgili yas tutma tutum ve tarzlarına farklılıklar ve bunlara bağlı çatışmalar ortaya çıkabilir. Kayıp sonrasında çocuklar için iletişim neden önemlidir? Çocuklar genellikle acı veren yaşantıları ile ilgili olarak kendilerini ifade edemeyebilir veya etmek istemeyebilirler. Ancak karşılarındaki kişinin kendileriyle ilgilendiğini ve onu dinleyip anlayabileceğini açık bir biçimde hissederlerse yaşantılarını paylaşmaya daha çok gönüllü olurlar. Çocuklar özellikle kayıp sonrasında duygusal desteğe, birinin kendilerini dinlemesine ve kendi yaşantılarını paylaşabilecekleri bir kişiye ihtiyaç duyarlar. Çocukların duygularına başkalarının anlatmaları onların acı veren bu yaşantıları daha kolay kabul etmelerini sağlayabilir. Çocuklara arkadaş desteği sağlamak ve kendilerini ifade etmelerini imkan tanımak açısından grup çalışmaları yararlıdır. Çocuklar için iletişim kurmanın konuşma dışında farklı yolları da vardır. Oyun oynama, resim çizme, şarkı söyleme, dans etme ve yazı yazma gibi. Psikoeğitim programı hem sözel olarak kendi ifade etme hem de resim çizme ve yazı yazma gibi dolaylı iletişim kurma yöntemlerini içermektedir. Çocukları kendi yaşantıları hakkında iletişim kurmak için teşvik etmek neden bu kadar önem taşımaktadır? Çünkü çocuklar kendi yaşantılarını başkalarıyla paylaştıklarında kendilerini daha iyi hissetmeye başlar ve olan bitene ilişkin farklı bir bakış açısı edinirler. Ayrıca başkalarının da kendilerininki gibi benzer tepkileri olduğunu öğrenmeleri onların kendi gelecekleriyle ilgili daha olumlu bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur. Kayıp veya süreciyle ilgili ailelere bazı önerilerimiz bulunmakta. Öncelikle kaybı kabul edin. Sorunlara hep birlikte uğraşarak çözmeye çalışın. Yaşamla ilgili yeni ve olumlu bir bakış açısı geliştirmeye çalışın. Aile içinde birlik oluşturun ve çocuklarınıza şefkatli bir ortam oluşturun. Aile üyeleriyle açık ve etkili iletişim kurun. Aile içi rol ve beklentilerinize daha esnek olun. Güvenli bir aile ortamı oluşturun. Lütfen unutmayın. En sevgi dolu ailelerde bile aile üyeleri yaşanan kayıp yüzünden zaman zaman kendilerini tükenmiş ya da duygusal olarak bitmiş hissedebilirler ve birbirlerini desteklemede yetersiz kalabilirler. Böyle zamanlarda sabırlı olmak ve olumlu yaşantıları vurgulamak iyi olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.